Aslında bu tam da şu anda içinde olduğumuz bir süreç. Yani birinci haftayı tamamladığınızı söylemiştiniz. İlk haftada en çok gündeme gelen konu biliyorsunuz bir Global StockTech'ten bahsediyoruz. Küresel bir nasıl? Küresel değerlendirme. Küresel değerlendirme, evet. Bir gözden geçirme diye düşünebiliriz. Bu Paris Anlaşması'nın bir uygulaması aslında. Biz bunu da kendi açımızdan şöyle değerlendirdik. Yıl içerisinde bu teknik diyaloglar gerçekleştirilmişti. Haziran ayındaki Bonn'daki toplantıda şöyle bir öneriyle gittik. Bu toplantılar şu anda sadece COP ya da işte bir iklim Birleşmiş Milletler çerçevesinde ele alınıyordu. Biz orada şu örneği verdik. 3-4 yıl önce bir Talanoa diyalogları serisi yaşanmıştı ve biz orada bu süreci kentlere açmayı önermiştik ve bu kabul edilmişti. Ve çok da başarılı olmuştu. Küresel gözden geçirme sürecinin son oturumunda, dünkü kapanış oturumunda, hatta ben o konuşmayı yaptım. Tam da bu İklim Sekreterisi'nin söylediği talebe yönelik bir açılım olduğunu, bizim politik kararların aslında politikanın gerçekten gerçekleştiği yer olan kentlerde, sokaklarda, belediye meclislerinde gerçekleşmesi gerektiğini ve bu anlamda da kent ve bölgesel yönetimlerin organize edecekleri StockTech'lerin de küresel StockTech'e çok olumlu bir katkı vereceğini söyledik ve bunun kurgulaması içerisindeyiz. Ama ondan da önemlisi tabii ki gelecek haftaya hazırlanıyoruz. Perşembe günü bizim için çok önemli bir gün. Toplantıların sonundan bir gün önce yapılacak bu toplantı. İklim sözleşmelerinin taraflar konferansı sürecinde ilk defa bir ilki gerçekleştireceğiz. O da normalde burası Çevre Bakanlıklarının inisiyatifinde veya sorumlu olan bir süreç. İlk defa kentleşme bakanlıklarını Çevre Bakanlıkla beraber bir araya getiriyoruz. Mısır ve UN Habitat'la beraber. Ve bu toplantıdan bir sonuçlu bilgisi değil ama bir başkan özeti gibi bir metin çıkmasını bekliyoruz. Ve bu özetin de bugünden itibaren tartışılmaya başlanacak olan cover decision dediğimiz, yani birinci maddenin içerisine bir şekilde entegre edilmesi için çalışacağız. Ve bu konuda umutluyuz çünkü gerçekten özellikle Mısır ve şunu da düşünmek lazım. Sadece Mısır değil, burası bir Afrika kopu aynı zamanda. Gelişmekte olan ülkeler bu konuda çok oldukça kararlı. Dolayısıyla alınacak kararların içerisinde bizim öngörümüz bir paragraf, iki paragraf, çok katmanlı yönetişim, sürdürülebilir kentleşmenin iklim acil durumu veya daha kararlı iklim eylemi içinde son derece önemli bir rol olduğunu daha da güçlendiren bir metin çıkmasını bekliyoruz.